Herkese merhaba, Samsung'un setüstü cihazı HomeSync sayesinde oturma odalarına Android deneyimi geliyor. Samsung bu cihazı ilk olarak geçen yılın Mobilya Kongresi'nde sergilemişti ve bu ürünün piyasaya çıkışı da 2013'ün sonlarını buldu. Samsung HomeSync gördüğünüz gibi çekici bir kasada geliyor. Kablosuz modem boyutlarında bir ürün. Apple TV'den biraz daha büyük boyutlara sahip doğrusunu söylemek gerekirse. Ön tarafta fırçalanmış alüminyum görünümlü bir plaka bulunuyor. Bu plaka sayesinde Samsung HomeSync gerçekten çekici ve televizyonunuza uyumlu bir görünüm taşıyor. Sağ üst köşede bir LED lambası var ve Samsung logosu ön bölümde dikkat çekiyor. Set üstü cihazın geri kalan bölümü. Parlak plastikle kaplı ve oldukça çekici durduğunu söylemek gerekiyor. Samsung HomeSync'in kasasının sağ kenarda güç butonu ve fonksiyon tuşu yer alıyor. Arkada da çeşitli e, bağlantılar görüyoruz. E, güç bağlantısı, bunun yanı sıra micro USB, HDMI, 2 adet USB 3.0 portu, e, optik çıkış ve Ethernet portu arkada yer alıyor. USB 3.0 portlarının varlığı sayesinde Samsung HomeSync'e harici disk veya USB parmak bellek bağlayıp bu... E, sürücülerdeki dosyalara erişmeniz mümkün. Cihazın 1 GHz'lik 1.7 GHz'lik çift çekirdekli işlemcisi bulunuyor. Bunun yanı sıra 8 GB'lık flash bellek var. Aynı zamanda 1 GB RAM ve 1 TB'lık sabit diskte bekliyor. 1 TB'lık sabit disk içinde Samsung HomeSync aynı zamanda dosya sunucusu, dosya depolama sunucusu işlevi de görüyor. Samsung HomeSync'in kutusundan herhangi bir uzaktan kumanda çıkmıyor. Ancak bu cihazı uzaktan kumanda edebilmek için farklı yöntemler var. Onlardan bir tanesi de mobil cihaz. Samsung HomeSync Android uygulaması hem Samsung Apps mağazasında hem de Google Play Store'da bulunuyor. Bu uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyerek Samsung HomeSync'i kontrol etme şansına sahipsiniz. Aynı zamanda NFC destekli bir telefonunuz varsa Samsung HomeSync'e bağlamak çok daha kolay hale geliyor. Yapmanız gereken sadece NFC destekli telefonunuzu dokundurmak Samsung HomeSync'in üzerindeki alana ve karşınıza görmüş olduğunuz gibi Samsung HomeSync uygulaması çıkıyor ve bu Samsung HomeSync uygulaması üzerinden hem cihazı kumanda edebiliyorsunuz hem de Samsung HomeSync üzerinde bulunan tüm dosyalarda mobil cihazınızın üzerinden erişmeniz mümkün oluyor. İşte karşınızda Samsung HomeSync'in kullanıcı arayüzü Android 4.2 Jelly Bean çalışıyor ve onun üzerinde de Samsung TouchWiz'in özelleştirilmiş bir versiyonu karşımıza çıkıyor. Televizyonun boyutlarına, ekran boyutlarına uygun hale getirilmiş ve televizyon üzerinde düzgün bir gösterim sağlayan bir kullanıcı arayüzü var Samsung HomeSync'te. Ve bu Samsung HomeSync'i kontrol etmek için uzaktan kumanda etmek için de akıllı telefonunuzun Samsung HomeSync uygulamasını kullanıyorsunuz. Samsung HomeSync uygulaması içerisinde yer alan uzaktan kumanda ikonunu dokunduğunuzda karşınıza uzaktan kumanda arayüzü çıkıyor ve bu uzaktan kumanda arayüzünde dokunmatik ekranı kullanarak gezinti yapabiliyorsunuz. Dilerseniz dokunmatik ekranı bir Trackpad gibi kullanarak sanki bir bilgisayar kullanıyormuş gibi Samsung HomeSync'in ekranında gezinebilirsiniz. Dilerseniz de klasik kumanda görünümünde yön tuşlarını kullanarak kullanıcı arayüzünün bileşenleri içerisinde gezinti yapabilirsiniz. Uygulamanın içerisinde ana ekran, menü ve geri tuşları da yer alıyor. Bunlar da kullanıcı arayüzünde gezinirken kolaylık sağlıyor. Samsung HomeSync'in kullanıcı arayüzünde iki bölüm görüyoruz, ana bölüm görüyoruz. Bir tanesi içeriklerin, bir tanesi de uygulamalar. İçeriklerin bölümünde Samsung HomeSync'in diskinde veya Samsung HomeSync'in USB portuna bağlanmış herhangi bir disk içerisinde yer alan tüm multimedya dosyaları gösteriliyor. Bunlardan herhangi bir tanesini seçip doğrudan oynatmaya başlamak mümkün. İsterseniz bir fotoğraf görüntüleyin, isterseniz de bir video açın hepsini buradan doğrudan izleme imkanına sahipsiniz. Gördüğünüz gibi anında video izlemeyi de başlayabiliyorsunuz. Video yayınını dilerseniz akıllı telefonunuzun ekranından da kontrol edebilirsiniz. Bu da Samsung Comsync'in sunduğu kolaylıklardan bir tanesi. İçeriklerin bölümünde altta da galeri, müzik çalar, video oynatıcı ve dosyalarım gibi dosyalarla, içeriklerle doğrudan ilgili uygulamalara kısayolları bulmak mümkün. Bir diğer sekmede uygulamalar sekmesi. Uygulamalar sekmesi içerisinde de Samsung Home yer alan tüm uygulamaları görebilirsiniz. Başlangıçta gördüğünüz gibi internet, video oynatıcı, Google Play Müzik, YouTube, Screen Mirroring gibi uygulamalar geliyor. Bunun yanı sıra Polaris Office ve McAfee Virus Scan uygulamalarında yüklü olduğunu görüyoruz. Google Play Store üzerinden veya Samsung Apps mağazasından da farklı uygulamaları cihaza indirebilirsiniz. Uygulama mağazasının içeriklerine baktığımızda bazı uygulamaların akıllı telefon, tablet uygulamalarının bazılarının olmadığını görüyoruz. Örneğin Facebook, Twitter gibi uygulamalar yok. MX Player gibi bizim sıklıkla kullandığımız bir video oynatıcı da bulunmuyor. Alternatif video oynatıcı da bulunmuyor. Ancak ilginizi çekecek uygulamaları burak bunları Samsung Home e yükleyebilir ve kullanıcı deneyiminin daha da arttırılmasını sağlayabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Tekrar dönecek olursak kullanıcı arayüzüne bizim yüklediğimiz bazı uygulamalar vardı. Onları gösterelim sizlere. Ee, mesela Evernote veya Flipboard gibi uygulamalar. Plex adı verilen bir medya oynatıcı uygulaması. O da baya bir iş görüyor. Bunları yükleyebilirsiniz. Bu gibi uygulamaları Play Store'da bulabilirsiniz. Tabii ki Samsung Apps mağazasında da farklı uygulamaları bulabilirsiniz. Kullanıcı arayüzünün alt bölümünde son uygulamalar diye bir kısım görüyoruz. Burada da Samsung Homesync'de açık olan son uygulamaları görebiliriz. Bunlar arasında hızlı şekilde geçiş yapabilirsiniz. Ve dosyalarında gördüğünüz gibi Samsung Homesync'e bağlı tüm dosyalara ulaşabileceğiniz bir alan olarak dikkat çekiyor. Samsung Homesync'e herhangi bir harici disk veya USB parmak bellek bağlayabilir ve bunun içerisindeki dosyalarda da gezinme yapabilirsiniz. Bağladıktan sonra dosyalarım uygulamasını açın ve dosyalarım uygulaması içerisinde de tüm bellekteki tüm dosyalara erişim elde edin. Hemen dosyalarım uygulaması açalım ve görmüş olduğunuz gibi cihazın belleğinin yanı sıra USB bellekteki dosyalara da şekildeki gibi ulaşmanız mümkün. Buradan da dosyalarda gezim yapabilir, içerideki fotoğrafları görüntüleyebilir veya videolara göz atabilirsiniz. Herhangi bir dosyaya açalım. Bakalım nasıl bir e, deneyim sunuluyor. Hemen izlemeye başlayabiliriz video netoji üzerinden. Gördüğünüz gibi altyazı desteğiyle birlikte disteci video dosyalarını görüntülemek mümkün oluyor. Bu şekilde de Samsung HomeSync normalde diğer multimedya oynatıcıların ve akıllı TV'lerin sunduğu bir işlevi de size kolaylıkla sunmuş oluyor. Ana ekrana dönelim ve bu şekilde Samsung HomeSync'in bir özelliğini de göstermiş olduk. Samsung HomeSync'in bir başka özelliği de çekmiş olduğunuz, akıllı cihazınıza çekmiş olduğunuz fotoğraf ve videoları doğrudan cihaza aktarması. Hemen bir fotoğraf çekim yapalım. Çekmiş olduğum bu fotoğraf hemen gördüğünüz gibi dosya aktarımı başlıyor ve dosya Samsung HomeSync'e aktarılıyor. Dosya Samsung HomeSync'in belleğine transfer edildi ve bu şekilde de hızlı bir depolama imkanı sağlanmış oluyor. Siz hiç zahmet etmeden akıllı cihazınızdaki, mobil cihazınızdaki içerikler Samsung HomeSync'de depolanmış oluyor. 1 TB'lik bellekte saklanmış oluyor. Bu da Samsung HomeSync'in sunmuş olduğu güzelliklerden bir tanesi. Evet Samsung HomeSync ile ilgili aktaracaklarımız o kadar. Bu cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog.com'daki incelemesinde bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Müzik